sanatçının mikrofonunu almak kesinlikle istemem. Zaten kendisi davet etmeseydi de çıkmazdım. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Mustafa Kemal'in bir sözü var. Siz kaymakam, vali, milletvekili, bakan, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. Çünkü insan sonradan sanatçı olmaz. O doğuştan bir yetenektir. Yine burada bir eğitim gönüllülerin akşamında sizlerle olmak ve aday olduktan sonra ilk defa sizlerin huzuruna çıkmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Eğitime destek vermek gerçekten dünyanın en kutsal işidir. En hayırlı işidir. Çünkü siz kendi çocuklarınızın dışında hiç de zorunda olmadığınız halde bir başkasının ailesini tanımadığınız, belki de kırgın olduğunuz bir insanın çocuğunu iyi bir birey olsun diye, topluma faydalı olsun diye zamanınızı veriyorsunuz, katkı sağlıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı olarak, Mustafa Kemal sevdalısı olarak, Mustafa Kemal'in de eğitime ne kadar önem verdiğini, kadınlarımıza ne kadar önem verdiğini, ki kadınlarımızla bu anlamda gurur duyuyorum. Hangi okulun etkinliğine gitsen okul aile birliklerinin mutlaka yönetimlerinin %80'i kadınlarımız. Kadınlarımızla Mustafa Kemal gurur duydu. Ben de Beykoz'lu kadınlarla gurur duyuyorum. Eğer ben belediye başkan olursam kadınlarımıza söz. Özellikle okul aile birliklerine gününü harcayan, zamanını harcayan kadınlarımızın en büyük yoldaşı, en büyük destekçisi ben olacağım.